Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yazım kuralları konusunu anlatacağım. Uzun bir konu olduğu için iki video şeklinde hazırladım. İsteyen arkadaşlar açıklama kısmından bu konunun pdf'lerini de indirebilir. ÖSYM'de her yıl en az bir soru sorulan yazım kurallarının birinci videosuyla konu anlatımına başlayalım. Büyük harflerin yazımıyla başlıyoruz. Birinci özelliğimiz cümleler her zaman nedir arkadaşlar? Büyük harfle başlar. Örneğimize bakalım. Her akşam senin yolunu gözlüyorum cümlesinde görmüş olduğunuz gibi her sözcüğünün H'si nedir? Büyük harfle başlamıştır. Uyarımız var. Ara sözler küçük harfle başlar demiş. Cümlemize baktığımızda sevgi en küçük kardeşim üniversiteyi bu sene bitirdi ifadesinde en küçük kardeşim ifadesi ara sözdür. Burada da en sözcüğünün E'si nedir arkadaşlar? küçük harfle başlamıştır. İkinci uyarımız alıntı yoluyla tırnak içine alınan cümle büyük harfle başlar. Atatürk'ün sözüne yer verdik burada. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek konuyu güzel bir şekilde özetlemiştir Atatürk. Ve Atatürk'ün sözünde hayatta kelimesi yine nedir arkadaşlar? Büyük harfle başlamıştır. Üçüncü uyarımız nokta, iki nokta, ünlem, soru işareti, ve 3 noktadan sonra cümleler büyük harfle başlar. Yalnız iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Eğer açıklama cümle şeklinde olursa iki noktadan sonraki sözcük büyük harfle başlar. Örneklerimize bakalım. Aslanlar dağların ardındaki 3 nokta gelmiş bakın dikkat ediyorsanız ormanın içlerinde yaşıyor. Ormanın içlerindeki O 3 noktadan sonra geldiği için büyük harfle başlamıştır. Dil ağzımızda anamızın sütüdür ifadesinde ise Dilden sonra iki nokta geliyor. Açıklama cümle şeklinde gördüğünüz gibi. Dolayısıyla A harfi de nedir arkadaşlar? Büyük harfle başlamıştır. İkinci özelliğimize geçelim. Belirli bir tarih gösteren gün ve ay adları nedir? Büyük harfle başlar. 14 Aralık 2017 Perşembe günü Ali doğdu ifadesinde. Aralığın A'sı ve Perşembenin P'si nedir? büyük yazılmıştır. Atatürk 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktı cümlesinde ise Mayıs'ın M'si yine belli bir tarihe bağlandığı için büyük harfle başlamıştır. 2012 Aralık ayı içinde dünyanın en güzel olayına tanık oldum cümlesinde ise Aralık ayı yine bir tarihe bağlandığı için nedir? Büyük harfle yazılmıştır arkadaşlar. Bununla ilgili de bir uyarımız var. Belirli bir tarihi belirtmeyen gün ve ay adları küçük harfle başlar. Yine aylardan Kasım, sende kaldı bak yarım ifadesinde Kasım sözcüğü herhangi bir tarihe bağlanmadığı için küçük harfle başlamıştır. Buna da dikkat edelim. Büyük harflerin yazımı ile ilgili üçüncü özelliğimize geçiyoruz. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözcükleri, ünvan sözcükleri, meslek sözcükleri, rütbe adları büyük harfle başlar. Öğretmen Ferit Kara öğretmenin ö'sü büyük yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ifadesinde Gazi'nin G'si büyük yazılır. Terzi Zeynep Hanım dediğimde ise Terzi'nin T'si ve Hanım'ın H'si nedir? Ünvan sıfatları olduğu için büyük harfle yazılmıştır arkadaşlar. Uyarı akrabalık adı olup lakap ve ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle yazılır. Ancak akrabalık bildiren kelimeler eğer aidiyet bildirirse küçük yazılır. Buna da dikkat edelim. Nene Hatun dediğimde Neninin neyisi büyük yazılır. Baba Ali dediğimde babanın beyisi büyük yazılır. Ramiz dayı dediğimde ise yine nedir? Ramiz dayının D'si büyük yazılmıştır. Aynı şekilde aidiyet duygusu bildiren örnekleri verecek olursan şunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar, Ramazan dayım cümlesini yazdığımda ya da birgül halam örneğini yazdığımda ya da Ahmet amcam örneğini verdiğimde burada da görmüş olduğunuz gibi dayımın D'si, halanın H'si ve amcanın A'sı nedir? Küçük yazılmıştır. Aidiyet bildirdiği için. Dördüncü özelliğimiz mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitapların her kelimesi büyük harfle başlar. Örneklerimize bakacak olursak Sayın vali ifadesinde bakın sayının S'si büyük yazılır. Sayın bakan ifadesinde ise yine sayının S'si büyük yazılmıştır. Ben buraya sevgili anneciğim dersem ya da değerli kardeşim ifadesini kullandığımda genel itibariyle mektuplarda görüyoruz biz bu ifadeleri. Görmüş olduğunuz gibi sevgilinin S'si ve annemin A'sı büyük yazılır. Değerlinin D'si büyük yazılır. Kardeşiminde K'si nedir arkadaşlar? büyük yazılmak zorundadır. Resmi, dini ve ulusal bayramlarla anma ve kutlama günlerinin her kelimesi yine nedir? Büyük harfle başlamak zorundadır. Kurban Bayramı dini bayramımız. Kurban'ın K'si, bayramın B'si büyük yazılır. Öğretmenler Günü özel kutlama günüdür. Öğretmenlerin en güzel günlerinden bir tanesidir. Öğretmen'in Ö'sü ve günün G'si büyük yazılır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların yine mutlu olduğu, Atatürk'ün onlara armağan ettiği güzel bir gündür. Burada da her kelime görmüş olduğunuz gibi nedir? Büyük harfle başlar. Tıp bayramı dediğimde tıpın t'si, bayramın b'si büyük yazılır. Miraç kandili dediğimde de yine miracın m'si ve kandilin k'si büyük yazılmalıdır arkadaşlar. Altıncı özelliğimize geçiyoruz. Özel adı dahil olan kurultay, bilgi şöleni, açık oturum gibi toplantıların her kelimesi büyük harfle başlar. Cumhuriyet tarihi sempozyumu dediğimde Cumhuriyet'in C'si, tarihin T'si, sempozyumun S'si büyük harfle başlamıştır. Nazım Hikmet kitap haftası dediğimde Nazım'ın N'si, Hikmet'in H'si, kitabın K'si ve haftanın H'si büyük yazılır. Musun Ertuğrul tiyatro günü dediğimde ise Yine Muhsin'in M'si, Ertuğrul'un E'si büyük yazılır. Tiyatronun T'si ile günün G'si de büyük yazılmak zorundadır arkadaşlar. Yedinci özelliğimize geçiyoruz. Tarihi olay, çağ ve dönem adları da büyük harfle yazılır. Bunlara gelen ekler, bakın bu önemli bir detaydır. Kesme işaretiyle arkadaşlar ayrılmak zorundadır. İlk çağ örneğinde olduğu gibi bakın. ilkin İ'si, çağın Ç'si büyük yazılır ve sözcükler ayrı yazılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kurtuluşun K'si, savaşın S'si büyük yazılır. Milli Edebiyat döneminden ifadesinde ise millinin M'si, edebiyatın E'si ve dönemin D'si büyük yazılır. Ondan sonraki gelen ekin de kesim işaretiyle ayrıldığını görüyoruz. Yükselme devri dediğimde ise yine yükselmenin Y'si ve devrin D'si de büyük yazılmıştır. Tarihi dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle yazılır. Sınavlar çıkıyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Klasik Türk Edebiyatı dediğimde bakın klasiğin K'si küçük yazılmıştır. Edebiyatın E'si küçük yazılmıştır. Tek Edebiyatı dediğimde tekkenin T'si edebiyatın E'si küçük yazılır. Türk Halk Müziği dediğimde yine halkın H'si müziğin M'si küçük yazılır. Servet Funin Edebiyatı dediğimde de edebiyatın e'si nedir arkadaşlar? Küçük yazılmıştır. Sekizinci özellik. Tüm gezegen adları büyük harfle yazılır. Mesela Mars örneğinde olduğu gibi ya da Venüs örneğinde olduğu gibi ya da değerli arkadaşlar nedir? Dünya örneğinde olduğu gibi. Görmüş olduğunuz gibi buradaki üç sözcüğünde nedir? Büyük harfle başladığı görülmektedir. 9. özelliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Özel adların hepsi büyük harfle başlar. Bunu da maddeler halinde göreceğiz şimdi sizinle. Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Mustafa Kemal Atatürk dediğimde Mustafa'nın M'si, Kemal'in K'si ve Atatürk'ün A'sı büyük harfle başlamıştır. Mehmet Akif Ersoy örneğinde de olduğu gibi yine Mehmet'in M'si, Akif'in A'sı, Ersoy'un E'si nedir? Büyük harfle yazılır. Arkadaşlar Ulus adları da büyük harfle yazılır. Ben Türk dersem ya da İngiliz dersem burada da görmüş olduğunuz gibi sözcüklerin ilk harflerinin Türk'ün T'si İngiliz'in İ'si nedir? Büyük yazılmıştır. Yine din ve mezhep adlarının da büyük harfle başladığını görüyoruz. Müslüman dediğimde M'si Müslümanlık dediğimde yine M harfinin büyük yazıldığı görülür. Hristiyan'da H'nin Hristiyanlık ifadesinde de yine H'nin nedir? Büyük yazıldığı görülmektedir. Türk kelimesiyle ilgili her sözcük arkadaşlar büyük yazılır. Türkoloji'de T kelimesinin, Türkleşmekte yine T kelimesinin ya da değerli arkadaşlar ben buraya Türkçe dersem ya da Türkler dersem yine nedir? Görmüş olduğunuz gibi burada da T harflerinin büyük yazıldığı görülmektedir. Ülke ve devlet adları da büyük harfle yazılır. Türkiye Cumhuriyeti dediğimde T'si ve C'si büyük yazılır. İspanya dediğimde İ'si nedir? Büyük yazılmalıdır. Hayvanlara verilen adlar da büyük harfle başlar. Evde sevimli bir kedimiz vardır. İsmini Tekir koyarız arkadaşlar. Ya da bir köpeğimiz vardır. Adını Şurup koymuşuzdur. Ya da yine bir kedimiz olsun. Adını ne koyarız? Minnoş koyarız. Görmüş olduğunuz gibi burada tekirin t'si, şurubun ş'si ve minnoşun m'si büyük yazılır. Bulvar, cadde ve sokak adlarının tamamı büyük harfle başlar. Atatürk bulvarı dediğimde Atatürk'ün A'sı, bulvarın B'si büyük yazılır. Vatan caddesi dediğimde vatanın V'si, caddenin C'si büyük yazılır. Pamuklar Mahallesi ifadesinde de pamukların P'si ve mahallenin M'si büyük yazılmak zorundadır. Yapı, yapıt ve önen adlarının tamamı büyük harfle yazılır. İzmir Kalesi dediğimde İzmir'in İ'si, Kalen'in K'si büyük yazılır. Dolma Bahçe Sarayı ifadesinde Dolmanın D'si, Sarayın S'si büyük yazılır. Üç Kümbetler ifadesinde de 3'ün ö'sü ve kümbetlerin k'si büyük yazılmalıdır. Arkadaşlar dil adları da büyük harfle yazılır. Örnek olarak Türkçe'yi yazabiliriz yine başa. Fransızca'yı yazabiliriz. Ya da Oğuzca'yı yazabiliriz. Burada Türk'ün T'si, Fransız'ın F'si ve Oğuzca'nın O'su nedir arkadaşlar? Yine büyük harfle yazılmıştır. Okyanus Deniz, ırmak, göl, dağ, orman ve ova adlarının da her kelimesi büyük harfli yazılır. Ege Denizi örneğinde olduğu gibi ya da Tuz Gölü örneğinde olduğu gibi ya da değerli arkadaşlar Erciyes Dağı'nda olduğu gibi görmüş olduğunuz gibi bunlarda da nedir? Ege Denizi dediğimde Ege'nin E'si, Deniz'in D'si, Tuz'un T'si, Göl'ün G'si, Erciyes'in E'si ve Dağ'ın D'si nedir? Büyük yazılmak zorundadır. Ülke, kıta, il, ilçe, kasaba, bölge ve köy adları büyük harfle başlar. Afrika'nın A'sı, İtalya'nın İ'si, Çorum'un Ç'si, Akdeniz'in A'sı, Beşiktaş'ın B'si, Refaiye'nin R'si, Hasinler'in H'si görmüş olduğunuz gibi büyük başlamıştır. Bir notumuz var özel ada dahil olmayıp tamlama kuran il, ilçe ve köy aynı zamanda bucak adları da nedir? Küçük harfle başlar. Ordu ili dediğimde ilin iyisi nedir? Küçük yazılır. Ünye ilçesi dediğimde yine ilçenin iyisi küçük yazılır. Demir yurt kasabası dediğimde kasabanın k'si küçük yazılır. Yeşil yurt köyü dediğimde de köyün k'si nedir? küçük yazılmalıdır arkadaşlar. Özel bir ada bağlı olarak kullanılan yön adlarının her kelimesi büyük yazılır. Batı Akdeniz dediğimde özel isimden önce geldiği için yön adı büyük yazılmıştır. Doğu Anadolu dediğimde yine doğu kelimesi özel isimden önce geldiği için doğunun D'si büyük yazılır. Eğer yön adları Özel isimlerden sonra gelirse arkadaşlar küçük yazılır. Karadeniz'in doğusu örneğinde olduğu gibi doğunun D'si nedir? Küçük yazılmıştır arkadaşlar. Bu konuyla da ilgili bir notumuz var. Doğu ve batı sözcükleri bir bölgeyi, kıtayı karşılayacak şekilde kullanılırsa, yani yer bildirirse büyük yazılır. Sadece yön anlamıyla kullanılırsa da küçük yazılır. Biz Batı'nın felsefesini aldık cümlesinde görmüş olduğunuz gibi Batı'nın B'si büyük yazılmıştır. Niye? İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya gibi ülkeler kastedildiği için yani yer bildirdiği için büyük yazılmıştır. Dağcılar Batı'ya doğru yürüdü dediğimde ise Batı'nın B'si burada küçük yazılmıştır. Çünkü burada Batı kelimesi yön ifade etmektedir arkadaşlar. Geçelim diğer özelliğimize. Kitap adları ve başlıklar büyük harfle yazılmışsa aradaki ile ve ve gibi bağlaçlar da büyük yazılır. Vatan yahut Silistre örneğine baktığımızda vatan kelimesinin bütün sözcükleri Silistre kelimesinde bütün sözcükleri büyük yazıldığı için aradaki yahut bağlacı da büyük yazılmıştır. Yine mavi ve siyah örneğinde olduğu gibi mavi siyah kelimeleri büyük yazıldığı için aradaki ve bağlacı da büyük yazılmıştır. Kerem ile Aslı'da da aynı özelliği görmekteyiz. Notumuz var bununla ilgili. Kitap adları ve başlıklarda arada ve sonda olan bağlaçlar ile soru 2, mı, mi küçük yazılır. Bakın Vatan yahut Silistre'de olduğu gibi yine aynı kitaptan örnek verdik. Daha iyi anlamanız için Vatan'ın V'si büyük diğerleri küçük yazılmış. Silistre'nin S'si küçük diğerleri de küçük yazıldığı için aradaki bağlaçta nedir arkadaşlar? Küçük yazılır. Mavi ve siyah örneğinde de aynını, aynısını görüyoruz. Mavi'nin M'si, siyahın S'si büyük yazılmış. Ama diğerleri küçük yazıldığı için aradaki bağlaçta nedir? Küçük yazılır arkadaşlar. Diğer özelliğimize geçelim. Kurum, kuruluş, dernek, makam ve iş yeri adlarının ilk harfleri büyük harfle başlar. Devlet su işleri örneğinde olduğu gibi devletin D'si, suyun S'si ve işlerin İ'si büyük yazılır. İstanbul Üniversitesi dediğimde İstanbul'un İ'si, üniversitenin Ü'sü büyük yazılmıştır. Tiyatro Sevenler Derneği örneğini de olduğu gibi tiyatronun T'si, sevenlerin S'si ve derneğin D'si de büyük yazılmıştır arkadaşlar. Kitap, dergi ve gazete adları her zaman büyük harfle başlar. Sabah gazetesi örneğinde olduğu gibi ya da Varlık Dergisi örneğinde olduğu gibi ya da Nutuk kitabında olduğu gibi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gazetenin adı, derginin adı ve kitabın adının ilk harfleri nedir? Büyük harfle başlamıştır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus tüm gazetelerin G'si arkadaşlar küçük yazılır. Yalnız bunun iki tane istisnası vardır. Hemen onları yazalım resmi gazete dediğimde ve milli gazete örneğinde olduğu gibi arkadaşlar bunların G'leri nedir? Büyük yazılmalıdır. Çünkü gazetenin adı resmi gazetedir ya da milli gazetedir. O yüzden G'leri nedir? Büyüktür. Bunun dışındakilerin hepsi Küçük yazılır arkadaşlar. Kanun, tüzük, gönerge, genelge, yönetmelik adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeni dediğimde görmüş olduğunuz gibi millinin M'si, eğitimin E'si, bakanlığın B'si, orta öğretimin O'su, kurumun K'si ve yönetmenin Y'si nedir? Büyük yazılmıştır. Bunlara da dikkat edelim. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde özel adlar büyük harfle başlar. Diğer isimler ise nedir? Küçük harfle başlar arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmiş olalım. Antep fıstığı dediğimde Antep'in A'sı büyüktür, fıstığın F'si küçük yazılır. Kangal köpeği dediğimde Kangal'ın K'si büyüktür, köpeğin K'si küçüktür. Van kedisi dediğimde Van'ın V'si büyüktür, kedinin K'si küçüktür. Çerkez tavuğu dediğimde de Çerkez'in Ç'si büyüktür, tavuğun T'si küçük yazılır. Adana kebabında da yine aynı şekilde kebabın K'si nedir? Küçük yazılmalıdır arkadaşlar. Burada Hemen şöyle bir not düşebiliriz bu konuyla ilgili. Taşınabilirse küçük yazılıyor arkadaşlar. Taşınabilir şeyler küçük harfle başlar. Bu işinizi kolaylaştıracaktır bu ifade. Taşınabilir şeyler küçük harfle başlar. Bir uyarımız var arkadaşlar. Yer isimleri tek başına küçük yazılır. Ancak özel ismin yerini aldığında da büyük yazıdır. Salı günü Boğaz'dan iki gemi geçti ifadesinde görmüş olduğunuz gibi Boğaz kelimesi Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın yerine kullanılmıştır. Kısaltma yapılmıştır. O yüzden de nedir? Büyük yazılmıştır. Çocuklar Hisar'da konser verdiler cümlesinde de Hisar'dan kastedilen şey Anadolu ve Rumeli Hisarı'dır. Kısaltma yapılmıştır arkadaşlar. O yüzden nedir? Büyük harfle başlamıştır ve kendisinden sonraki gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmıştır. Buna da dikkat edelim. İkinci uyarımız özel adlardan türeyen sözcüklere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz ve bu sözcükler her zaman nedir? Büyük harfle başlar. Örnek verecek olursak Türkçülük örneğini buraya yine yazabiliriz arkadaşlar. Ya da Kemalizm örneğini buraya yazabiliriz. Ya da değerli arkadaşlar Kayseriler örneğinin de buraya yazabiliriz. Yine Avrupalılaşmaktan ifadesi de buna örnek olarak gösterilebilir. Bakın burada nedir? Türkçülüğün T'si büyük harfle başlamıştır. Sonraki gelen eklerinde nedir? Ayrılmadığını görüyoruz arkadaşlar. Kemalizm'de de Kemal'in K'si büyük yazılır. İzim ifadesi eklenmiştir. Bu da bitişik yazılmıştır arkadaşlar kesim işaretiyle ayrılmamıştır. Kayseriler örneğinde de Kayseri'nin K'si büyük yazılır. Yapımı iki almış. Sonraki gelen ek de nedir? Kesim işaretiyle ayrılmamıştır. Avrupalılaşmak ifadesini de aynı şeyi görüyoruz. Büyük harfle başlamış. Daha sonraki gelen eklerin de kesim işaretiyle ayrılmayıp bitişik yazıldığı görülmektedir. Diğer bir uyarımız var. Kurum, kuruluş ve iş yerlerinin isimlerine getirilen, getirilen ekler kesim işaretiyle Ayrılmaz. Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini gönülden destekliyorum ifadesinde bakın Kızılay Derneği bir kuruluştur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gelen ek kesmiş işaretiyle ayrılmamıştır. Çankaya Lisesinde mezuniyet töreni vardı cümlesine de yine Çankaya Lisesi özel bir isimdir. Fakat ondan sonraki gelen ek nedir? Kesmiş işaretiyle ayrılmamıştır. Kuruma gelen ekler kesmiş işaretiyle ayrılmaz. Diğer uyarımıza geçiyoruz. Kurum, kuruluş, bakanlık ve benzeri isimlerinin kendisi kastedildiğinde büyük yazılır. Gelen ek de kesme işaretiyle ne yapılır arkadaşlar? Ayrılır. Dün akşam meclisi tatil ettiler cümlesinde kastedilen şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisin meclisi büyük yazılır. Sonraki gelen i ek'i de çekim ek'i de kesme işaretiyle görmüş olduğunuz gibi ayrılmıştır. Son uyarımıza geçiyoruz bu konuyla ilgili. O da... Ara yönler her zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Güneydoğu örneğinde olduğu gibi ya da kuzeybatı örneğinde olduğu gibi. Görmüş olduğunuz gibi güneydoğu ifadesi bitişik yazılmıştır, küçük harfle başlar. Kuzeybatı ifadesi de yine nedir? Bitişik yazılmıştır ve küçük harfle başlar. Özel isimlerden sonra geldiğinde, önce gelirse Yine bunlar da büyük yazılır. DDA'nın yazımına geçiyoruz. Arkadaşlar Türkçe'de iki tane DDA vardır. Bunlardan birincisi durum hal eki olan DDA'dır. Durum eki olan DDA cümleye bulunma anlamı katar. Aynı zamanda her zaman bitişik yazılır ve tt şekli vardır. Cümleden çıkarıldığında da değerli arkadaşlar nedir? Anlam bozulur. Örnek verelim. Sokakta çocuklar top oynuyor cümlesine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sokakta sözcüğünde TTA'nın bitişik yazıldığını görüyoruz. Aynı zamanda ünsüz benzeşmesine uğramıştır arkadaşlar. Bulunma anlamı katar. Çocuklar nerede top oynuyor? Sokakta. Bulunma anlamı katmıştır cümleden çıkarıldığında da anlamı bozulduğunu göreceğiz. Sokak çocuklar top oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi tta ikini cümleden çıkarıldığında anlam bozuldu. Dolayısıyla buradaki TTA ikimiz nedir? Bulunma hal olan D arkadaşlar. Bağlaç olan D'da'ya geçiyoruz. Bağlaç olan D cümleye bile ve dahi anlamı katar. Bunun yanında her zaman ayrı yazılır ve Arkadaşlar nedir? T, ta şekli, t, ta şekli yoktur ve cümleden çıkarıldığında anlamda bozulmaz. Buna dikkat edelim. Örnek verecek olursak sen de beni anlamadın örneğine bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi d bir kere ayrı yazılmış. Aynı zamanda sen bile beni anlamadın, sen dahi beni anlamadın anlamlarına geliyor ve t, ta şekli de yoktur. Yine Özel isimlerden sonra gelse kesme işaretiyle de ayrılmaz buna da dikkat edelim. Ki'nin yazımına geçiyoruz. Türkçede arkadaşlar 3 tane ki ekimiz vardır. Sıfat yapan ki, ilgi zamiri olan ki ve bağlaç olan ki. Sıfat yapan ki'yi inceleyelim. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve her zaman nedir değerli arkadaşlar? bitişik yazılır. Aynı zamanda cümleden çıkarıldığında anlam bozulur buna da dikkat edelim. Örnek verecek olursak saksıdaki çiçekler solmuş de, örneğine bakalım saksıdaki çiçekler solmuş örneğin arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ki eki bitişik yazılmıştır hangi çiçekler bakın çiçekler isim hangi çiçekler saksıdaki çiçekler ki eki eklendiği sözcüğü ne yapmıştır burada sıfat yapmıştır o yüzden sıfat yapan ki'dir ve her zaman bitişik yazılır İkinci kimize geçelim. İlgi zamir olan ki arkadaşlar bu da ismin yerine geçer. Bu da sıfat yapan ki gibi her zaman bitişik yazılır. Bunu da cümleden çıkardığımızda anlamda bozulma olur. Örnek verecek olursak evdekiler pasta istediler cümlesine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ki eki nedir? Bitişik yazılmıştır. Kim istemiştir pastayı? Evdeki Anne, Baba, Abi, Kardeş. Görmüş olduğunuz gibi ki ismin yerine geçmiştir ve bitişik yazılmıştır arkadaşlar. O yüzden de nedir? İlgi zamiri olan ki'dir. Üçüncü ki'imize geçiyoruz. O da bağlaç olan ki. Sözcük gruplarını ve cümleleri birbirine bağlar arkadaşlar. Her zaman nedir? Ayrı yazılır. Aynı zamanda cümleden çıkarıldığında anlamda bozulma olmaz. Fakat nedir? Daralma olabilir. Örnek verecek olursak şunu söyleyebiliriz. Geldim ki ne göreyim? Örneğine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu örnekte de ki eki nedir? Ayrı yazılmıştır. Cümleden çıkarıldığında da anlamın bozulmadığını göreceğiz. Geldim ne göreyim? ifadesindeki ki nedir arkadaşlar burada? Anlamı bozmadığı için bağlaç olan ki'dir diyebiliriz. Yine bununla ilgili de önemli bir notumuz var. Bağlaç olmasına rağmen kalıplaştığı için daima bitişik yazılan ki'ler vardır. Biz bunu da değerli arkadaşlar nedir? Son bahçemi diye kodlarız. Nedir bu son bahçem? Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, madem ki, illaki. Ki, ki, bitişik yazılmıştır. Fakat bunların hepsi kendi başına bağlaç olduğu için bunları bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Geçelim diğer konumuza mı'minin yazımına geçiyoruz. Mı, mi, mı mü şeklinde biçimleri vardır arkadaşlar. Cümledeki kullanımına göre cümleye, soru, pekiştirme ya da zaman anlamları katabilir. Mı, -mı her zaman kendinden önceki sözcükten ne yaz nasıl yazılır arkadaşlar? Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Kendinden sonraki gelen eklerle de her zaman bitişik yazılır. Buna dikkat edelim. Örneklerimizi incelediğimizde bizimle kitap okuyor musunuz ifadesinde mu nedir? Bizim soru ikimizdir. Görmüş olduğunuz gibi kendinden önceki sözcükten ayrı kendinden sonraki gelen ekle de nasıl yazılır? Bitişik yazılır arkadaşlar. Güzel mi güzel bir kızım var ifadesinde ise mi yine soru ikimizdir. Cümleye pekiştirme anlamı katmıştır hem kendinden önceki sözcükten hem de kendinden sonraki gelen sözcükten ayrı yazılmıştır arkadaşlar. Lerların yazımına geçiyoruz. Özel isimlere gelen lerlar iki kesim işaretiyle ayrılmaz. Eklendiği sözcüğe de yine farklı anlamlar katabilir. Örnekler üzerinde görmüş olalım. Bugün Alilere yemeğe gidiyoruz cümlesine bakalım. Bu ülke nice fatihler yetiştirecek cümlesine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün alilere yemeğe gidiyoruz ifadesinde larlar iki özel isimden sonra gelmiştir ve kesmiş işaretiyle ayrılmamıştır. Ondan sonraki gelen ekinde ayrılmadığını görüyoruz. Yine bu ülke nice fatihler yetiştirecek dediğimde fatih özel isimdir. Ondan sonraki gelen larlar iki nedir? Kesmiş işaretiyle ayrılmamıştır. Burada da benzerlik anlamı katmıştır diyebiliriz. Sayıların yazımına geçiyoruz. Bununla ilgili 5-6 tane kuralımız var. Bunlara bakmış olalım. Sayılar daima nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Kasadan 155 lira alıp çocuğa verdi cümlesinde görmüş olduğunuz gibi 100 sayısı, 50 sayısı ve 5 rakamı nedir? Birbirinden ayrı yazılmıştır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yine Çek ve senet gibi işlemlerde bitişik yazıldığı görülmektedir. Ve arkadaşlar araya öncesine ve sonrasına bu işaret atılır ki araya sahtekarlık girmesin diye. Ben buraya 5173 TL yazıp bu şekilde ne yapabilirim? Kapatabilirim. Bunlar da nedir? Bitişik yazılır arkadaşlar. Önüne ve sonuna bu işaretler atılarak araya sahtekarlığın girmesi engellenir. Çok sıfır olan sayılarda ilk sayıdan sonraki basamaklar yazıyla yazılır. Örnek verecek olursak 550 milyarı 550 sayıyla milyarı da yazıyla yazabilirim. Yine arkadaşlar sıra sayılarının yazımında ıncı inci, inci ekinin yerine nokta konur veya sayı kesme işaretiyle ayrıldıktan sonra ıncı inceklerini yazabilirim. Ben birinci dediğimde bunu bu şekilde de yazabilirim. Ya da arkadaşlar nedir? Bir yazıp yanına nokta da atabilirim. Saatler yazılırken saat ile dakika arasına nokta konur. Tam saatlerde dakika okunmaz. 19:03 ifadesinde görmüş olduğunuz gibi araya nokta getirdim. Ya da arkadaşlar ben 20.00'da da dersem yazım yanlış olur. 20 D de derim arkadaşlar. Yani tam sayılarda şu aradaki sıfırlar nedir? Okunmaz. Bunlara da dikkat etmiş olalım. Üleştirme sayıları rakamla değil arkadaşlar yazıyla yazılır. Ben 8'er dersem bu yanlıştır arkadaşlar. Doğrusu 8'er şeklinde yazılır. Bu da doğru yazımıdır. 7. özelliğimize geçiyoruz. Bilimsel olmayan, kesinlik aranmayan yazılarda sayılar yazıyla yazılır. Bilimsel yazılarda kesinlik aranan konularda sayılar rakamla yazılır. Buna da dikkat edelim. Örneklere baktığımızda 14 yıldır öğretmenlik yapıyorum ifadesinde. Bakın 14 ifadesi yazıyla yazmışım kesinlik bildirmediği için. Yeni evimiz 120 metrekare olacakmış ifadesinde de 120 metrekare ifadesini kesinlik bildirdiği için sayıyla yani rakamlarla yazmışım arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. İkilemelerin yazımına geçiyoruz. İkilemeler ayrı yazılır ve ikilemelerin arasına arkadaşlar noktalama işareti gelmez. Örnek verecek olursak er geç örneğini yazabiliriz ya da incin örneğini buna örnek olarak verebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi sözcükler ayrı yazılmıştır ve aralarına herhangi bir noktalama işareti gelmemiştir. Bu konuyla ilgili uyarılarımız var. Birinci uyarımız EA durum halekin alan ikilemeler git gide dışında ayrı yazılır arkadaşlar. Git fiilinin tür kaymasına uğramasından dolayı da bu, bu sözcük ne yapmıştır? İsimleşmiştir. Bu yüzden de bitişik yazılır. Bunun dışındakiler ayrı yazılır. Örnek verecek olursak şu örnekleri yazabiliriz. Baş başa örneğini buraya yazabiliriz ya da art arda örneğini yazabiliriz. Birebir örneğini yazabiliriz. Peş peşe sözcüğü de bu kurala uyar. Aynı zamanda yan yana örneğinde yazabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bu ikilemeler ayrı yazılmıştır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. İkinci özelliğimiz. ikinci ecesinde dar ünlü bulunan sözcükler. ikileme oluşturduğunda ünlü yani hece düşmesi olmaz. Gönülden gönüleyi şu şekilde yazarım. Gönülden gönüle şeklinde yazarım. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ünlü düşmesi söz konusu değildir. Ya da şehirden şehire örneğinde buna örnek olarak gösterebiliriz. Burada da görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ünlü düşmesi söz konusu değildir. Son uyarımıza geçiyoruz. İkilemeyi oluşturan bazı sözcükler anlam koymasına uğradığı için bitişik yazılır. Bu durum istisnai bir durumdur. Ve çok sınırlı sayıda da örneği vardır bunun. Birkaç tane bu konuyla ilgili örnek verelim. Mesela herkes suspus oldu dediğimde, olayları örtbars ediyorsun dediğimde, ört bas ifadesi ya da ikilemesi hayatımda her şey alt üst oldu dediğimde alt üst ikilemesi hava gitgide kararıyor cümlesinde gitgide ikilemesi aynı zamanda birden bire olaylar gelişti desem Birden birdenbire ikilemesi, adam akıllı yerinizde oturun cümlesinde ise adam akıllı ikilemesi arkadaşlar nedir? Bitişik yazılır. Bunlara da dikkat edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Yazım kurallarının ikinci videosunda buluşmak dileğiyle hepinize kolay gelsin.